Çınar'da küçük bir pide lahmacun salonu önündeyiz. İşletmecisi bir aile. Sahibi Bahtişen Hanım da bir kadın girişimci olarak buranın yöneticisi. Nasılsınız Bahtişen Hanım? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Güzel, küçük bir pide lahmacun salonumuz var. Evet. Ne yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor? Sabah 8.30'da gelip işe başlıyoruz. Eşimle zaten çocuklarımdan çalışıyorum. Bir tane çalışan arkadaş var bayan yanımızda, bize yardımcı. Kendimiz çalışıyoruz aile. Daha önce Atatürk Havalimanı'nda çalıştım. CIP'nin ustasıydım. Sonra zaten 30 yıldan beri de buradayız. Bu halk bizi tanıyor. Eşimle böyle bir şey karar verdik. Gürpınar bölgesinde küçük bir restoran yeri olarak sizin müşteri durumunuz, kapasiteniz nasıldır? Zaten eski olduğum için ben burada, bir de iyi yaptığım için, iyi yaptığım ürünlere zaten müşteri geliyor. Yani pideniz seviliyor. Pidemiz, lahmacunumuz zaten seviliyor. Yani iyi yap, nerede yaparsa yap ama iyi yap, temiz yap, şeffaf yap. Bir dükkanda, lokantada bayanlar çalıştığı için müşteri gönlü rahat geliyor. Temizlik daha iyi oluyor. Yani şu anda bir bayan, bir de eşim var zaten. Mutfağımız, bizim her tarafımız şeffaf. Yani kıymalarımızı gösterebiliriz, mamullerimizi gösterebiliriz, müşterilerimiz mutfağa girebilir. Sabah ilk geldiğimizde usta ocağı temizler, sonra tekrar hamuru yapar. Böyle başlarız işe. Altı odun koyuyorsunuz değil mi? Odun değil, doğalgaz. Ha, doğalgaz mı? Evet. Kurumlar oduna izin vermiyorlar, hani doğaya biraz zarar vermeyelim diye. Ruhsat da vermiyor zaten belediye odunlu fırına. Doğalgaza yönlendiriyor, teşvik ediyor. Bence de iyi ediyor. Doğalgaz da artık lezzetli, ayıramazsın. İki tane pideyi birbirine koy, ayıramazsın. Bu odun ateşi diye ayıramazsın yani. Yani odun ateşinde pide değildi, doğalgaz. Yani doğalgaz, ha iyi demeyim ama yani en azından doğayı düşünürsem iyi diyorum. Evet, asıl yapan benim. İşte ama eşim ve öbür arkadaş da iyi bir yardımcım. Onlar olmasa ben zaten yapamam. Benden daha fazla onların emekleri var yani. Çünkü benim arkamı toparlıyorlar, temizliğini yapıyorlar. Gerekirse hamurumu kesiyorlar, gerekirse hamur da yapıyorlar. Birbirinize destek oluyorsunuz. Tamam. Bu şekilde tamam, bu aynen. İş yürüyor. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Peki. Eşim oradan çıkmıyor. Onun yeri orası. Ha, biraz daha orası... Tabii biraz daha zor yani. Aslında işin zorunu o yapıyor. Biz de gerektiği zaman her şeyini yapabiliyoruz. Yardımcı oluyoruz. Pidenin hamuru bittiği zaman pidenin hangi hamurunu yapıyoruz? Lahmacun hamurunu yapıyoruz. Ona destek veriyoruz yani biz de. Aynen. Şu anda elimizi kavurmalı. Şu anda bu kuşbaşılı. Bu kuşbaşılı pide. Bir tane oğlum var. En büyüğü 25 yaşında. 21 yaşında Hakan var oğlum. %50 mentol bozukluğu var beyinde. Turizm işletme okudu, telcilik. Ama hocaları yanımızda çalışmasını söyledi. Altyapısı olur dedi. Yanımızda biraz çalışma hayatını öğrensin dedi. Ufak tefek yaşıyor ama genelde buluyor. Ailesinin yanında çalışıyor. Evet. Aslında biraz sosyalleşmiş de oluyor. Evet. O yüzden o da burada yanımızda çalışıyor. Bize yardımcı oluyor. Pakete gidiyor, geliyor. Her tür şeyi yapabiliyor yani burada. Senin babanın yanında çalışıyorsun. Evet. Onlara desteğin de oluyor. Oluyor. Ne yapıyorsun? Masaları topluyorum, çay veriyorum. Ankutu yapıyorum. Selamünaleyküm Mustafa, kolay gelsin. Aleykümselam Mustafa, hoş geldin. İşler nasıl? Teşekkür
teşekkür ederim. Onlar. Sen nasılsın abla? İyi, çok sağ olun. Teşekkürler. Biz de çalışıyoruz. Muhtarımızı bulmuşken size de bir soru sormak istiyorum. Tabii. Bu Gürpınar bölgesindeki diğer işletmelerde bu pandemi sürecinde nasıl durumda? Ya tabii yani çoğu kişi esnaf pandemiden iş yapamadı. Bazıları dükkanını kapattı, bazıları işte yine ayakta ama pandemi etkiledi esnafımızı burada. Şimdi yeni yeni toparlıyor. Mesela kahveler olsun hepsi isyanlar, kahveciler. Oyun yok, sadece çay satıyoruz. Yani adam diyor ki, yani ben diyor kahvede oyun yoksa çayı diyor zaten hanımım yapıyor, evde de içiyorum diyor. Var. Bir de onların yemeğiydi, çamaşırıydı derken hem evde hem burada. Aynen aynen. Yok. Devam ediyor. Bitmiyor. Yetişkin çocuklarına bile bakmaya devam ediyor. Evet. Sadece dükkanın içine değil dışarıya da bakıyorum. Sargonyam var. Biberim var burada. Orada ağaçlarımız var. Meyve ağaçları ektim. Onlar da büyüttü. Müşterilerimiz zaten çoğunluk bu bahçe için geliyorlar, oturuyorlar. Aile müşterisi çok geliyor.